Ne yaptın? Bulabildin mi aradığın hatunu? Yok. Hala arıyorum. Ben de tam sana göre bir ilaç var. İlaç? Ne ilaç? İlaç. Şifa niyetine içilen bir kadeh. Hele o kadehi bir de Rum Dilber sundu mu her derde devadır. Rum Dilber iyi etmez beni. Ben yalnız kalmak istiyorum. İyi, bizde teklif var, ısrar yok Leo Efendi. Hadi sen git, ben buradayım. Oo paşam, hoş gelmişsin. Yalnız tebdili kıyafeti abartmışsın İbrahim. Ben seni tanımam ki. Vezir-i azamlık yaramadı sana bak, beni bile tanımaz oldun. Tabii Parga'ya gittin geldin, aklın karıştı değil mi? Hayırdır Matrakçı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe 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 tövbe. Aklım mı gitti benim? Divane mi olacağım bundan sonra? Sakin ol, sakin. Kardeşim o benim, Niko. Bak sana bahsettiğim matrakçı. Ha. Parga'dan beraber geldik. Ha, ikiz kardeşin. Öyle. Oh öyle desene ya. Babam da geldi. Nasıl? Rahat mısınız elçi anında? Bir elimiz yağda, bir elimiz balda bire. Daha ne olsun? İyi güzel. Haydi gel şurada bir şerbet içelim senden. Paşam dur hele, sana diyeceklerim var. Sen git, ben geliyorum Niko. Ne oldu? Victoria'yı gördün mü? Nasıl, iyi mi? Artık haremde öyle biri yok Matrakçı. Nasıl yok? Gitti mi? Başına bir şey mi geldi? Dur be adam, sakin ol ya. Valide Sultanımızın hizmetine girdi. Sultanımız ondan Müslüman olmasını istemiş. Adını Sadıka koymuş. İyi mi yani? İyi de laf mı be adam? Haremin kalbinde, Sultanımızın hizmetinde. İyi yani. Sağlığı da yerinde, merak etme. Haydi gel, Niko bekler. Gidelim. Allah Allah. Hünkârım. Gel Pargalı. Bak. Nasıl buldun? Burası elmas olacak. Burada zümrüt taşlar. En ortada da yakut bir tane taş. Hangi şanslı kulunuz takacak hünkârım bu muhteşem laleyi? Hatice'me düğün hediyesi. Sultanımıza çok yakışacağından eminim. Benim her hediyem bunun yanında çok sönük kalacaktır hünkârım. Sen neredeydin Pargalı? Divandan sonra göremedim. Divan tezkirelerini tanzim ettim. Sonra çarşıda kardeşim Niko ile buluştuk. Matrakçı Nasuh Efendi ile sohbet ettik. Saraya davet ettim. Âlâ. Pargalı, hazırlığını yap. Hasbahçe'de eğlence var. Yarın düğünü ilan edeceğim. Mutluluk duyarım hünkârım. Lakin kalbiniz sıkıntı duyuyor. Üzgünsünüz, hissediyorum bunu. Arzu ederseniz eğlenceyi daha sonra tertip edebiliriz. Bence tam vaktidir Pargalı. Sizin yüzünüz gülsün ki ben de nasibimi alayım saadetinizden. Hünkârım. Bir arzunuz olursa odamdayım. Sen gidince beni kime emanet edeceksin Pargalı? Hiç kimseye. Ben sizin yakınınızdakini kıskanırım hünkârım. Sizi sadece size emanet edebilirim. Çekilebilirsin. Bu eğlence niye düzenleniyor Ferhat Paşa? Senin haberin var mı? Malumatım yok paşam. Gidiyoruz diye şenlik yapıyorlar bence. Bu işin içinde bir iş var. Dur bakalım, anlarız. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Bugün benim için ve ailem için mühim bir gün. Kıymetli kardeşim Hatice Sultan'la Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın yakında gerçekleşecek izdivacının müjdesini veriyorum. Allah saadetlerini daim etsin. Amin. Bu izdivaç hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Hünkârım, yiğitlerimiz meydana çıkmaya hazır. Emir buyurmanızı bekleriz. Başlasınlar ha. Hatice'm, canım kardeşim. Validem, Peri Paşa'nın mahdumu ne oldu? Aslanım bozdu nişanı. İbrahim Paşa'yı münasip buldu. Tebrik ederim Hatice'm. Allah mesut bahtiyar etsin. Sağ ol. Duydun mu? Ben sana ne dedim? Pargalı damat da oldu artık başımıza. Aileden biri oldu. Müneccim olmuşsun sen paşam. Artık onunla daha yakın ilişkiler kurmak, sözünden çıkmamak lazım. Yakınlaşmak istediği için mi seni Semendire'ye, beni Mısır'a gönderiyor? Aramızda denizler, dağlar var artık. İyi bak İbrahim, şu zayıf olan kazanacak güreşi. Mihail çevik. Lakin karşısındaki de güçlü bir yiğit. Bence o kazanacak hünkârım. Göreceğiz. Pargalı düğünden sonra neye yerleşeceksiniz Hatice'mle birlikte? Münasip bir yer bakmaya başladım hünkârım. Lüzumu yok. At meydanındaki sarayı tahsis ettim sana. Orayı severim bilirsin, sarayda yakın. Şeref verdiniz hünkârım. Hediyeniz ziyadesiyle mutlu etti beni. Bir an evvel git bak, içinde yapılmasını istediğin, Hatice'm de görsün tabii. Değişiklik varsa yaptır onları. Sağ olun hünkârım. Bir an önce başlarız hazırlıklara. Hünkârım, müsaadeniz olursa matrak oynamak isterim. Ama ve lakin iyi matrak atmak için de malum kimse çıkmıyor karşıma. Hünkârım, müsaadeniz olursa matrakçıya dersini vermek isterim. Aman paşam, sizi üzmek istemem. Aman efendi, kimin üzüleceği belli olmaz. Hadi görelim ikinizin matrağını. Kazanan benimle oynar. Kaybeden Mustafa'yla, ona göre. Git! Öyle! Öyle! İki! Matrakçı, senin lakabını değiştirelim. Her seferinde yeniliyorsun. Öyle Sadık Hatun'u göreceğim diye dalıp gidersen olacağı bu. Nasuh Efendi'yi mağlup ettin. Bakalım beni de mağlup edebilecek misin? İmkan verirseniz şansımı denerim hünkârım. Ben İbrahim, balıkçı Manolis'in oğlu Pargalı dönme. Şimdi kendi sarayındasın. Bak ve inan. Kendine, hünkârına, kaderine inan. Ve iman et. Paşam. Gel Matrakçı, gel. Oo. Artık burada mı kalacaksın? Günden sonra nasipse. Ey gidi. Sen de az değilmişsin Pargalı. Meğer gönlünü yakıp kavuran ateş Hatice Sultanımızmış da haberimiz yokmuş. Yok paşam yok. O sırada Victoria gelmeseydi sen beni yenemezdin. Kızın adı Sadıka oldu Matrakçı, öğren artık. Lakin beni alakadar etmez. Ama sen de bu yeniliği meselesini olgunlukla karşıla be. Vallahi paşam, bir dahaki sefere fena yakacağım canını. Hem de al, işte burada kendi sarayında mağlup edeceğim seni. Öyle mi? Beklerim efendi, beklerim. Matrakçı, bu duvara çok büyük resimler yaptırmak istiyorum. Sen yapabilir misin? Vallahi sarayın nakkaşları cihana bedeller. Söyle onlara yapsınlar. Ben hiç yapmadım. Kabiliyetim yetmez. Ben nakış istemiyorum ki. Resim diyorum sana. Hani şu kafirin sarayındakilerden. Ha anladım. Sen öyle kuş, melek, kadın gibi alametler istiyorsun. Şey gibi. İkonalar gibi. Anladın işte. Ressam lazım bana. Var mı bildiğin? Biri var ama yapar mı bilmem. Kim o? Yeni tanıştım. Adı Leo. Kırım'dan gelmiş. Kırım? Gördün mü resimleri? Çarşıda gördüm. Ahbaplık ediyoruz. Çok güzel deseni var, mahir biri. Sen mahir diyorsan görmek isterim. Emriniz olur paşam. Yarın çarşıya teşrif ederseniz takdim ederim size Leo'yu. Leo. Şşş, Leo. Aman ha, benim mi? Resimlerin yanında mı? Defterin nerede? Burada. Neden? Çıkar çabuk, çıkar. Seni çok mühim biriyle tanıştıracağım. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Bağla elleri böyle. Heh. Paşam, bu adam Leo. Hayırlı günler paşam. Çok memnun oldum. Pek metinizi duydum Matrakçı Nasuh Efendi'den. Güzel resimler çiziyormuş. Nasuh Efendi sağ olun. Resimlerini göster paşamıza. Göstereyim. Kırım'dan gelmişsin. Nasıl geldin buraya? Her şeyi sattım geldim. Burada bir şeyler yapmak istiyorum. Anladım. Sarayın duvarlarına bazı resimler yaptırmak istiyorum. Daha önce yaptın mı böyle bir şey? Kilise için çalışmıştım. Resim yaptım tavanda. İkonalar yaptım. İkonalar yaptım. Güzel. Güzel, tamam. Tam aradığım adam. Hadi saraya gidelim, bir de orayı gör. İşte burası. Burada çalışmak rüya gibi. Sağ ol. Sen olmasan yapamazdım. Ha, şimdi anladım da. Dediğini şimdi anladım. Şurayı... Şşş! Dön arkana sakın bakma. Bakarsan kellen gider. Neden? Sus dediğim yap. İyi başını öyle. İyi başını kal öyle. Çok güzel. Sen de beğendin mi Hürrem? Beğendim. Çok güzel saray. Beklediğimden fazla iş var burada Hatice'm. Tadilatı bugün başlatsak yine de aylar sürer. Bence fazla bir şey yapılmasına lüzum yok validem. Sana kalsa sen bu haliyle de girer oturursun. Ama Sultan Sarayı'na yakışır olmalı her şey. En iyisine layık Hatice Sultan. Çocukların doğup büyüyecek bu sarayda inşallah. İnşallah. Bu duvara çok çiçek resmi yaptırın. Bakınca cennet bahçeleri görün. Dur. Bu duvara bir şey yapacak mısınız? İbrahim Paşa Hazretleri gelip baktılar. Resim yapılması için emir buyurdular. Nakkaşhane'de büyük ustalarımız var. Muhteşem nakışlarla bezerler. Merak etme Hatice. Paşa bu zatı getirdi. Ressammış. O resmedecekmiş sultanı. Kafanı kaldırma, çıkalım hadi, yürü. Kimdir bunlar? Onlar hanedanın mensupları, Sultan Süleyman Han'ın haremi. Bu diyarda sultanın ailesine, hatunların yüzüne bakmak yasaktır. Nerede yaşıyor onlar? Sen boş ver onları. Sen İbrahim Paşa'mızın istediği resimleri yapabilir misin? Tabii. Destur! Sizin tavsiyelerinizle cennet gibi olacak validem. Burası senin yuvan olacak Hatice'm. Bu saray senin. Gönlünden ne geçiyorsa onu yaparız. Tamam, artık dönebiliriz. Ne zaman başlarsın resimleri yapmaya? Hemen, şimdi. Öyle mi? Evet. Yürü, düş önüme. Yürü.